Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı çiğ börek tarifini sizler için hazırladım. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz: bir tane yaş maya, 1,5 yemek kaşık şeker, 1 yemek kaşık tuz, yaklaşık 3 bardak ılık su, 1,5 kilo un. Ben hamuru biraz fazlaca yaptım arkadaşlar. Sizler dilerseniz 1 kilodan hamurunuzu yapabilirsiniz. Bu hamurdan normal bazlama ekmeği de yapabilirsiniz. Farklı börekler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hamurumuzun yapılışı: mayamızı şeker ve ılık su ile eritelim. Daha sonra tuzunu ilave edelim, unu ilave edelim. Geri kalan suları da kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Çok katı ve çok cıvık bir hamur olmayacak arkadaşlar. Suyu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ben hamurumu robotta yoğurdum. Sizler dilerseniz mutfak mikseriniz varsa mikserinizde yoğurabilirsiniz. Varsa robotunuzla da yoğurabilirsiniz. Eğer yoksa elinizle yaklaşık bir 15 dakika hamurunuzu yoğurmanız gerekmektedir. Özlü bir hamur olsun, asılınca kopmasın. Evet, yapmış olduğum hamuru böyle bir kabımın içerisine aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yumuşaklığı ele yapışmıyor ve oldukça güzel esnek, hiç kopma yok. Şimdi mayalanması için hamurumu üzerine poşet ile kapatacağım. Bu görmüş olduğunuz bardakta 3 bardaktan artan su, o kadar su bıraktım. Evet, bu şekilde poşete kapattıktan sonra yaklaşık 1 saatte hamurum çok güzel mayalandı oda ısısında. Maşallah, bereketi taşmış poşetin içerisine. Şimdi bunu güzelce toparlayacağım ve küçük küçük bezeler yapacağım. Evet, hamurumu güzelce toparladım. Şimdi küçük küçük bezeler yapacağım arkadaşlar. Çiğ böreğimiz küçük olduğu için bezelerimizi de oldukça küçük tutacağız. Neredeyse küçük mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. Ve bezelerimizi dinlenmeye bırakalım. Bezelerimiz de bu esnada dinlenirken iç harcını hazırlayacağız. Evet, iç harcımız için 500 gram kadar ıspanak. Ispanağımızı güzelce yıkadım ve kuruması için, o fazla suyunu çekmesi için böyle temiz bir beze sardım. 2 tane soğanı ince yemeklik doğradım. 1 beyaz kalıp peynir, tuz, kırmızı toz biber ve karabiber. 3 tane de yumurta arkadaşlar. Evet, soğanı ince yemeklik doğrayıp başka bir kabımızın içerisine aktaralım. Ispanakları da irice doğrayalım. Onları da yine kabımızın içerisine alalım. Yumurta kıralım. Peynir ovalayalım içerisine. Baharatlarını da ilave edelim. Karıştıralım. Evet, harcımı güzelce tüm malzemelerimle birlikte harmanladım. Yağda kızartacağımız için bu harca zeytinyağı takviyesi yapmıyoruz arkadaşlar. Ama ıspanaklı gözleme yapacaksanız mutlaka zeytinyağı ekleyin. Evet, şimdi bezelerimizi tabak altı büyüklüğünce açalım. Çok büyük açmayacağız. Bu kadar büyüklük yeterli. Her açtığımız hamurumuzun içerisine 1-1,5 yemek kaşığı kadar harcımızdan koyalım ve kapatalım. Tek
Ekmeklerimizi kızgın yağda kızartacağımız için teflon tavaya sıvı yağ ilave edelim ve yağımızı ısıtalım. Isınmış olan yağımızda böreklerimizi iki taraflı altın renk alana kadar kızartalım. Bu işlemi böreklerimiz bitene kadar uygulayalım. Güzelce kızartmış olduğumuz böreklerimizin yağlı kağıt koyulmuş tepsimizi alalım ve fazla yağını çektirtelim. Daha sonrasında servis tabağımızı alalım. Afiyetle yiyelim arkadaşlar. Evet. Hepsi bu kadar. Ispanaklı çiğ böreğimiz. Ben bu şekilde yapıyorum. Eğer ki ıspanak aldıysam, gözlemede yaptıysam mutlaka bu çiğ böreği yapıyorum. Şimdi size dokusunu ve içini de göstereceğim. Yumuşacık ve sıcacık, içi lezzetli, müthiş bir börek arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarımdan gözleme tarifimi de izlemenizi tavsiye ederim. İncecik oluyor. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla kanalımda kendinizi gösterin lütfen. Ayrıca abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Kanalımda oldukça farklı tarifler mevcuttur. Günlük videolar paylaşıyorum. Kaçırmayın derim. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.